Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu koronavirüsün artık Türkiye'de ciddi bir tehdit oluşturduğunu hissettirmek ve de bu konuda uyarmak için izleyenleri maskeyle video çekmeye karar verdim. Uzun zamandır ve bana sorarsanız en az bir aydır falan Türkiye'de olan bu virüsün en sonunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından söylendikten sonra Bakanın yaptığı peş peşe açıklamalarla birlikte artık virüsün Türkiye'de olduğu kanıtlanmış oldu. Ve belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Yani en azından tespit edilemese bile yani bizimkiler tespit edemese bile olduklarını söylüyorlar. Yani dikkat olması gerektiğini. Amerika Birleşik Devletleri ise tespit etti. Bir tane kadının Türkiye dönüşü sonrasında koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler. Sorun giderek küresel bir sorun haline geldi. Bakan da bugün Bakan Koca'da yaptığı açıklamada 60 yaş üstündeki insanların zorunda olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyor. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşımızın zorunlu olmadıkça şu dönemde dışarı çıkmamasını önemli söylüyoruz. Şimdi baktığımız zaman ne demiş burada bir bakarsak beraber. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Yani var ama edemedik diyor ama bunu Amerika etmişti. Zaten bugün onların haberinden sonra biraz da bunlar biraz panik havasını hemen artık daha fazla saklayamayacağız. Söyleyelim peşine döndüler. Baktığınız zaman ABD'de Maryland valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlı bir kişide virüs tespit edildiğini açıkladı. Şu an kadın tedavi altında. Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Eğer beni de buradan çevremdeki arkadaşlarım, insanlar eğer bir şekilde bu video denk gelirse ilk başta da çok inanmıyorlardı bana. İşte gülüp geçiyorlardı falan ama umarım artık onlarda da bir bilinç oluşmuş olur. Bugün elimde birkaç tane vardı. Ben zaten bunu bir ayda falan da satmak istiyordum. Birkaç tane bende şey var. Bu maskelerden. Bugün koyduğum ilan direkt otomatikman ilandan kaldırıldı. 9-10 gün önce bile vardı. 15 gün önce. Medikal maske ilanlarım. Ama bugün ise direkt ilanın yayından kaldırılmıştır diyor. Yayınlanması yasak ürünler şeyine girmiş. Yani herhalde insanlarımızın ölmesini falan istiyorlar. Ben buradan bunu anlıyorum. Neden yasakladılar hiçbir fikrim yok. Peki bu virüse karşı nasıl korunabiliriz? Hani insanlarla yaklaşmayalım, kimseye gidip gelmeyelim bir müddet. Elimizi falan tutarken toplu taşıma biniyorsak eğer böyle elinizde bir eldiven falan olursa ameliyat eldiveni olsun. O an eldiveniniz yoksa hep peçete olsun, peçete de tutun. Olabildiğince kendinizi koruyacak önlemleri alırsanız çok iyi olur. Çünkü bu virüsün şakası yok. O eğer videoda vurursam bir kesip ekleme yapacağım bu videoya. İnsanların yerlerde Çin'de ölü bir şekilde yatarken insanlar artık yani kolay kolay korkusundan yaklaşamıyor bile. Yani bu açıklanan rakamlar rakam değil arkadaşlar. Gerçekten şöyle söyleyeyim size. Koskoca 1,5 milyar nüfuslu Çin'de sadece yani 3.000-4.000 kişi ölseydi yani böyle bu kadar borsalarda, finansal piyasalarda sert satışlar olmazdı. Yani bu kadar kriz meydana gelmezdi. Baktığınız zaman Asya borsaları, Borsa İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Nasdaq endeksi, Avrupa'ya baktığınız zaman hepsi çok büyük satışlar var arkadaşlar. Yani bu söylenenden kat be kat daha fazla. Ve de kat be kat fazla öldürücü. Dün İtalya'da sadece bir günde 100 kişi öldü. Hani onun bilincinde olursak
Çok iyi olur bizim için. İşte maske takmak bunların başında. Asansör merdiven kullanmak. Çünkü dar alanda eğer böyle bir şey olduysa dar alanda size bulaşması daha fazla olur. Yani geniş alanda kendimizi alırsak ılık su ile gargara yapılması, bol sıvı tüketilmesi. Yani en bilinenler bu kadar. Bunlar söyleniyor. Bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomdan fayda gördüyseniz video beğenip yorum atıp kanala abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.